Bu videoyu en kısa sürede 15.000'den fazla beğeni gelirse hikayenin devamı çok hızlı gelecek. Like attıysanız başlayalım. Pinded Firdevs Secret Abyss Ruin DLC çıktı. Ben ve benim gibi içerik üreticileri hikayeyi anlattılar. Ama bir sorun vardı. Birisi A diyordu, diğeri B diyordu. Peki doğru neydi? Bizim için bu karışıklıklardan en büyüğü Mimik karakteriydi. Tabi bunun dışında da karışıklıklar vardı. Yine az çok çözdüğüm iki video bunlar. İzleyebilirsiniz. Bugün hikayeyi hem oyuna göre hem de kitaba göre anlatacağım. Biliyorsunuz FNAF Secret Abyss'e ait bazı kitaplar bulunuyor. Mesela MXES karakterini kimler oluşturdu? Mimik nasıl oluştu? Ve en sonunda Mimik aslında kim? Şimdi tüm bu cevapsız sorular cevaplanacak. Öncelikle Mimik karakteriyle başlayalım. Mimik'in hikayesini anlatmak için öncelikle kendisinin hikayesinin geçtiği Tales from Pizza Plex 7 Tiger Rock kitabını okumak gerekiyor. Ama şunu da bilmeniz gerekiyor ki kitap daha çevrilmedi ya da Türkiye'de satılmıyor. Bir şekilde yabancı kaynaklardan toplayarak bir birleştirme yapacağım size. Özellikle Dawko'nun bu videodaki teorilerde büyük bir katkısı var. Açıklamadan linklere ulaşabilirsiniz. Ama emin olun doğru bir hikaye sunacağım size. Mimik 1980'lerde Edwin Murray isimli Fazbear's Entertainment'ta çalışan bir mühendis tarafından oluşturuldu. Edwin'in görevi de zaten bu tarz bir şeydi. Fazbear's Entertainment'ta yeni robotlar vesaire oluşturmak. Görevi buydu ancak Edwin'in Mimik'i yapma amacı aslında kendisinin 4 yaşındaki oğlu içindi. Kendisi işte çalışırken 4 yaşındaki oğlunu koruması için Edwin Mimik'i oluşturmuştu. Hayır anlamıyorum, çocuğun annesi, anneannesi, babaannesi bir şey yok mu yani, baksalar bizi uğraştırmasalar teori için. Yani hikayenin başına bakarsak Ruin'deki gibi kötü bir amaçla yaratılmamış Mimik dostumuz. Bayağı bir koruma için yapılmış. Bu Mimik dostumuzun özellikleri gördüğü her şeyi taklit etmesi ve kendisine özel bir yapay zeka olması. Yani Final Fantasy 1 çıktığı zaman Final Fantasy 1'i oynarken bu hikayenin buraya kadar gelip yapay zekanın hikayeye dahil olması var hiç düşünemezdim ben. İnsanlar Scott Cawthon'un son projesi falan diyor yine veya FNAF film işte son projesi falan diyor. Arkadaşlar FNAF'ın bitmesinin bir imkanı yok. Sakin olun. Hatta bu son DLC'nin de FNAF'ı biraz daha olsa kurtaracağını düşünüyorum. Hikaye tamamen değişti çünkü. Bu yüzden videoyu sardırmadan izleyin. Demiştik ya Mimik'in kendine ait bir yapay zekası var ve gördüğü her şeyi taklit etme zekası var diye. Mimik her şeyi çok hızlı öğrenebiliyor ve bunu kaydedebiliyor. Mimik de öyle bir taklit etme yapay zekası var ki gidip benim tüm FNAF videolarımı izlese gelir size FNAF hikayesi videosu çeker. Ben o kadar söylüyorum size yani. Bu arada benden bu videoyu çok istediniz ve ben sizin isteklerinizi yaparak bu Mimik hikayesini hazırladım. Siz de bana emeğimin karşılığını vererek algoritmada aşağıda kalan bu iki videomu izleyip like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Neyse kitaplık hikaye göre üzücü olarak Edwin'in korumaya çalıştığı oğlu araba kazasıyla ölüyor. Edwin de bu olaydan Mimik'i sorumlu tutuyor ve öfkesiyle birlikte fabrikaya gidip Mimik'i parçalıyor. Baya dövüyor yani. Dövme sebebi çok belli yani. Ben seni oğlumu koruman için tuttum. Oğlumu koruman için yaptım seni. Sen koruyamadın diye ağzına burnuna vuruyor yani. Robotu dövüyor. Canice saldırıyor. Tabi bundan Mimik kurtuluyor. Ölmüyor. Tamamen yok olmuyor. Ama şunu hatırlayın. Mimik'in gördüğü her şeyi hızlıca öğrendiği ve taklit ettiği bir yapay zekası var. Mantıken de Edwin Mimik'i döverken yaptığı saldırı hareketlerini Mimik öğreniyor. En sonunda Edwin hıncını aldıktan sonra kalkıp Mimik'i fabrikada bırakıp fabrikadan uzaklaşıyor. Tabi Fazbear Entertainment olayı öğreniyor. Çünkü bu olay fabrikada gerçekleşiyor. Ve fabrika incelemeleri için bir takım yolluyor Fazbear Entertainment. Adamlar diyor yani burada ne olmuş, Mimik niye parçalanmış, Edwin nerede falan filan. Ve inceleme gelen Fazbear Entertainment takımı da Mimik tarafından öldürülüyor. Şimdi düşünün yani Mimik'in yapay zekasını Edwin'in saldırı biçimleri de işledi. Fazbear Entertainment takımının eğer aralarında kendini savunan birisi varsa, hani kendini savunmak için saldıran birisi varsa Mimik onun da saldırı hareketlerini işledi kafasına. Kısacası bir ölüm makinesi oldu. Ayrıca teker teker onu aramaya gelen Fazbear Entertainment takımlarını, ekiplerinde pusuya düşürüp öldürmek için Mimik fabrikadaki kostümleri giyiyor. Bu kostüm size Ruin'den tanıdık gelecektir ki Ruin DLC'de Scooper sonuna ulaşırsak Mimik bir kostüm ile geliyor yanımıza ve scooplanıp yere düşüyor. İşte kitapta anlatılan hikayede de kostümler giydiğini söylüyor. Biz normalde ana hikaye videosunda Scooper sonunu anlamsız bir şekilde troll bir son diye düşündük ama öyle bir şey değilmiş. Eğer hikaye kitaptaki bilgiyle Secret Abyss'ten devam edersek bence Mimik'in neden aşağıda olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi öğrendik ki Mimik gördüğü her şeyi taklit eden bir yapay zekaya sahip ve biliyorsunuz ki Pizza Plex FNAF 6 mekanının yanıp yer altına çökmesiyle üstüne yapıldı. Bu da demek oluyor ki üstüne Pizza Plex yapılan FNAF 6 mekanımızın içinde animatronik hurdaları olur mantıken. Çünkü FNAF 6 yangınından önce animatronikler vardı pizzacıda. Yangınla birlikte yerin altına çöktü hepsi ve üstüne Pizza Plex yapıldı. Fazbear Entertainment yetkilileri de Pizza Plex yapım aşamasındayken aşağı çöken mekanı müze olarak sergilemek için ve temizlenmesi için yine görevliler gönderiyor. Bu görevliler de işini kolaylaştırmak için The Mimik animatronini kullanıyorlar. Neden kullanıyorlar derseniz hani Mimik taklit etme zekasına sahip ya, adamlar mesela yaptığı hareketleri ona yaptıracaklar. Mimik de bu şekilde yardım edecek.
verecek görevlilere. Şimdi görevliler parçalara ayrılmış animatronik hurdalarını tüm parça olarak çıkarmak istemiyorlar. Daha kolay kaçıp hurda animatronikin parçalarını vücutlarından ayırarak çıkarıyorlar. Bu da mimin bu hareketleri taklit etmesi anlamına geliyor. Mimik de artık vücutlardan vücut parçalarını çıkararak görevlilere yardım edecek. Bakın robot vücutlarından demedim, insan vücutlarından demek istedim. Mimik başlığı işe yarıyor gerçekten de, hurda robotlardan vücut parçalarını çıkarıyor. Ama bir süre sonra işler o kadar değişiyor ki mimik görevlilerin vücut parçalarını koparıp vücutlarından çıkarmaya başlıyor. Zaten fark ettiyseniz sekülü bir işte FNAF 6 mekanına indiğimizde etrafta inşaat malzemeleri ve mühürlenmiş mekanlar görüyoruz. Hani bantlarla çevrilmiş mekanlar görüyoruz. Yani burada bir yapım, burada bir inşaat işi dönüyormuş önceden. Bu da söylediğimiz teoriyi hafiften kanıtlıyor. Bu inşaat malzemeleri ve etrafı çevrilmiş alanla alakalı bir hikaye daha var. Bu hikayede bir grup genç Pizza Plex yapım aşamasındayken buraya giriyor ve bir havalandırma bölümü buluyorlar. Mimik de hala aşağıda olduğu için Mimik tarafından hepsi öldürülüyor. Tabii gençler ölmeden önce aşağıda birkaç not buluyorlar. Bu notlarda genellikle Mimik hakkında bilgiler geçiyor. Başta Mimik'in farklı yapılacağını ancak kodlarının çok uzun olduğu için görme, duyma ve öğrenme adına yapıldığı falan yazıyor. Devamında ise işte Mimik'in büyük bir hatayı, büyük bir felakete sebep olduğu falan yazıyor. Demiştim ya Mimik gençleri pusuya düşürüp öldürüyor diye. Mimik bu gençleri öldürürken bulduğu yırtık dökük kostümleri giyiyor. Bu kostümler tekrardan bizim Ruin oyunda gördüğümüz Cooperstown'daki Mimik'in kostümlerini hatırlatıyor bize. Ve Ruin'e göre bakarsak da işin en sonunda Mimik'in bir şekilde bir yerden telsiz bulup sinyalleri değiştirip sanki aşağıda yardıma ihtiyacı olan biri varmış gibi telsizden insanları manipüle etmesi gerekiyor. Bu taklit ettiği kişi de Gregory çıkıyor ama bakın buralara daha geleceğiz. İşte Gregory'nin nasıl sesini biliyor, bunlara geleceğiz, merak etmeyin. Öncelikle kitabı bitirelim. Şimdi şunu söylemeliyim ki bu FNAF kitaplarının devamı geliyor. Türkiye'de hepsi yok ama devamı geliyor. Bu da Mimik'in hikayesinin bu kitapla bitmediği anlamına geliyor. Kısacası ileride yine Mimik'le alakalı videolar gelebilir. Siz Mimik ve FNAF kitaplarıyla alakalı videonun gelmesini istiyorsanız abone olun ve bu videoya 15.000 beğeni atın. Şimdi hikayeye devam edersek şöyle bir olay var. Pizza Plex'te bir virüs var. Oyuna göre bakarsak virüs Glitchtrap, kitaba göre bakarsak Mimik virüs. Ama şunu unutmayın, biz ne zaman FNAF hikayesini anlatırsak kitapların bilgileri bize yardımcı olabiliyor. Mimik'in programlaması Pizza Plex'in ortasındaki bir ağaca konulmuş. Bu sayede bu ağaç etraftan geçen Glamrock animatronikleri de yönetiyor. Kişiliklerini değiştiriyor, onları kontrol edebiliyor. En iyi örnek mesela Monty daha agresif yapabiliyor. Bu özellik tamamen Glitchtrap'ın yaptıklarına benziyor. Size şimdi bir teori yapacağım. Bu arada bu kitapta yazan bir şey. Mimik'in programlaması geçmişten hikayeler alıyor. Ve VR, AR ve tüm Facebook Entertainment video oyunlarında yeni senaryolar oluşturuyor. Ayrıca Mimik kendi endosu ve kendi karakteri var. Bunun yanında bir de bahsettiğimiz Pizza Plex'teki virüs var. Bence Pizza Plex'teki virüs Mimik'in programlamasıyla yapılmış olabilir. Yani bu da kısacası Mimik animatörünü yapmak için kullanılan programlama virüs yapmak için de kullanılıyor olabilir. Şunu hatırlayın. Mimik gördüğü her şeyi kaydediyor ve öğreniyor. Kısacası taklit ediyor. FNAF VR'da biliyorsunuz ki çipler var. Ya Mimik'in programlamasına FNAF VR'daki çiplerden biri takıldıysa, eğer böyle bir şey varsa mantıken Mimik William Afton'u taklit ediyor olurdu. Mimik'in Afton'u taklit ettiğini düşünsenize. Onca oyun, onca hikaye düşünemiyorum. Burası gerçekten çok karışıyor. Size şöyle diyeyim, buralar tamamen teori. İşte Afton taklit ediyor falan filan. Buranın hiçbir kesinliği yok. Bu sadece teori. Şimdi hikayenin devamına bakalım. Biliyorsunuz ki tüm hikayeyi anlattığım videoda Sekiro için canon, yani hikaye dahil sonunun Princess Quest sonu, yani en iyi son olduğunu söylemiştim. Bu sonda Gregory Vanessa'yı kurtarıyordu. Vanessa'yı kurtardığı için de Glitchtrap'te Vanny'yi tuttuğu için mantıken Glitchtrap ölüyordu. Sekiro işte Princess Quest yani en iyi sonda Glitchtrap tamamen yok olunca da bu da Pizza Plex'teki virüsün yok olduğu anlamına geliyordu. Tamam, Glitchtrap yok oluyordu ancak Mimik hala Pizza Plex'teydi. Ana sorun Mimik'ti. Şimdi yine önceki videoda şunu söylemiştik. Burntrap ve Blob hala Pizza Plex'te. Evet, Blob hala burada ancak Burntrap burada değil. Aslında Burntrap asla var olmadı. Burntrap diye birisi asla oluşmadı. Tabii Ken'in son olan en iyi son yani Princess Quest sonu, eğer ki o sonu yani en iyi sonu yaparsak Burntrap diye biri hiçbir şekilde oluşmuyordu. Çünkü Gregory mekanın aşağısına inmek yerine Vanessa'yı Glitchtrap'ten kurtarıyordu ve Pizza Plex'teki virüs tamamen siliyordu. Ama yangın sonunu yapsaydık Burntrap oluşuyordu. Çünkü virüs hala Pizza Plex'te olurdu. Gregory ve Freddy kaçardı. Vanny ise gidip Mimik'in endo iskeletinden Burntrap'ı oluştururdu. Çünkü demiştim ya, Mimik William Afton taklit ediyor olabilir. Ama bunların hiçbiri olmadı. Çünkü en iyi son dışındaki sonlar hikaye dahil değil. Bunu bu arada kesin olarak söylüyorum. Hikaye dahil değil diğer sonlar. Hikaye dahil olan son en iyi son. Bunun 50 tane kanıtı var. En iyi kanıtı zaten çizgi roman sayfaları. Çizgi roman sayfasında gördüğümüz sonlar canon olmayan sonlar. Görmediğimiz bir en iyi son var. O da canon son zaten. Bunları söyledik hepsini. Ama önümüze yani Ruin'e bakarsak virüs gitti. Vanessa kurtuldu. Ama hala Mimik yaşıyor. Hala aşağıda. Şimdi asıl bomba kısma geliyoruz. MXES. Bu karakter kim? Neden oluştu? Kim oluşturdu? Öncelikle
801. Canon'da Vanessa ile Gregory kaçmışlardı. Bu ikisinin işbirliği yapabileceği anlamına geliyor. Ruin DLC'ye döndüğümüzde aşağı kısma indiğimizde bir yerde Gregory'nin çantasını buluyoruz. Bu da demek oluyor ki Gregory Pizza Plex'ten kaçtıktan sonra buraya Vanessa ile geri gelmiş. Geri geldiğinde ise çantasını burada unutmuş. Mimi'yi nasıl yakalayıp hapsettiler diyorsanız da muhtemelen Gregory Mimi'yi kendine çekti. İkisi de bir odaya geçti kovalama sonunda ve ikisi de odaya geçince Vanessa arkadan bir duvarı kapıya yıktı. Gregory de oradaki havalandırmalardan birinden kaçtı ama son anda kaçtı. Bu şekilde de Vanessa ve Gregory Mimi'yi ruindeki son kısımdaki odaya hapsettiler. Büyük ihtimalle Gregory son anda taşlardan tulalardan kaçtığı için telsizini oraya düşürdü. Sadece telsizini değil bu arada çantasını da düşürdü. Bu da odaya hapsolan ruin oyunumuzdaki Mimi'nin bizimle nasıl iletişim kurabildiğini açıklıyor. Diyeceksiniz ki Mimik nasıl Gregory'nin önceki oyundaki seslerini taklit edebiliyordu, yani nasıl duymadı ki bunları? Hayır, aslında duydu. Çünkü Pizza Plex'e Glitchtrap virüsü vardı. Bu virüs sayesinde Mimik her yeri inceleyebiliyordu. Princess Quest yani Canon'da virüs silindi ve Mimi'nin gücü de bu kadar yetti yani. İşte Mimi'nin nasıl telse sahip olduğunun, nasıl Gregory'nin sesini taklit ettiğini ve nasıl Gregory'nin hareketlerini teker teker takip ettiğinin cevabı buydu. Mimi'nin Gregory'yi gördüğü yerde öldüreceğine o kadar eminim ki. Peki MXES'i kim oluşturdu? Gregory ve Vanessa sadece MXES'i değil, oyunun başındaki Vani maskesini de oluşturdu. Unutmayın, beni değil, Y ile değil, o yüzden Vani diyorum. İkisinin de MXES'i yapmasının sebebi, eğer olur da Pizza Plex tekrar açılırsa ve bir şekilde masum insanlar buraya düşerse, Mimi'nin serbest kalıp insanları katletmemesi için onu sonsuza dek saklı tutmak da ana amaç. Yani bu da demek oluyor ki oyun boyu bizim maske takıldığında kovalayan bu glitchli tavşan aslında iyi biriydi. Ve kesi gidip onu kapattı. Onu hapsetti. Sadece bizim kötü sonuçlara sebep olmamızı engellemeye çalışıyordu o tavşan. Ah be tavşanım. Siz de bu tavşanın hakkı yenildiğini düşünüyorsanız hemen like atın. Tabi bu kadar sistem cartcurt en sonunda kesi gelip Mimi'yi serbest bırakıyor. Tüm emek boşa gidiyor yani. Bu arada hatırlarsanız oyunun içinde kendi kadeti de görüyorduk. Bize bir hikaye anlatıyordu. Bu hikayeyi dinlemek için ana hikaye videosunu izleyebilirsiniz. Ben şimdi daha detaylı anlatacağım. Kendi kadet bize bir anne ve bir çocuğun yaşadığı bir yerden bahsediyordu. Anne ve çocuk bir yerde yaşıyor ve etrafta bir canavar var. Ve bu canavara bir depoya hapsediyorlar. Depodaki canavar sesler çıkarıyordu ama anne ve çocuk rahattı. Ayrıca anne çocuğuna sürekli ninniler söylerdi. Bodrum'daki canavar ise bu ninniyi ezberlemişti. Bir gün anne evden gittikten sonraki, burada anneye Vanessa diyorsak, burada Vanessa Glitchtrap virüsüyle hapsolduktan sonra demeye çalışıyor. Bodrum'daki canavar, ki o da Mimi'yi andırıyor. Bodrum'daki canavar ninniyi taklit edip çocuğu depoya çekiyor. Ruin'i hatırlarsanız Mimik bir depoda ve Cassie'yi Gregory'nin sesini taklit edip depoya çekiyor. Ve kendi kadetinin anlattığı hikayede canavar serbest kalıyor. Bu anlattığım hikaye dediğim gibi anneye Vanessa diyorsak canavara da Mimik diyoruz. Peki çocuk kim derseniz muhtemelen Cassie ya da Gregory. Tabi bundan şunu çıkarmayın sakın. Vanessa Gregory'nin ya da Cassie'nin annesi falan, bu böyle bir şey yok. Bu hikaye bizim anlattığımız şeyle bağlantılı rastgele bir hikaye kendi kadetinin anlattığı. Ayrıca kendi kadetinin anlattığı bu hikaye benim az önce anlattığım teoriyi de kanıtlıyor. Demiştim ya, Vanessa ile Gregory geldi, işbirliği yaptı, işte hapsettiler depoya falan, bunlardan bahsetmiştim. Bunu kanıtlıyor kesinlikle. Bundan sonraki DLC ya da oyun muhtemelen Ruin'deki asansör sonundan devam edecek. Çünkü asansör düştükten sonra Roxy'nin sesi geliyor ve bu da Cassie'nin kurtulacağı ve yaşadığı anlamına geliyor. Bunun yanında bu arada iki tane daha teori var. Onları da söyleyeyim. Normalde oyunun sonunda Gregory asansörü düşürüp bizi aşağı düşürüyordu. Burada tam son kısımda kontrolün Mimi'ye geçtiğini ve asansörü Mimi'nin düşürdüğünü düşünenler var. Ama böyle bir şey olsaydı neden Gregory kendinden çoğul olarak bahsederdi? Böyle bir şey var mesela. Aynı bunun gibi de aşağı düştüğümüzde Roxy'nin sesini duyuyoruz kreditten sonra. Mimik oyun bitmeden Roxy ile savaşıyordu hatırlıyorsanız. Ve Roxy yeniyor muydu onu bilmiyoruz ama hani kesin sesini duyuyordu Roxy'den. Mimik kredi sahnesinin sonrasında Roxy'yi taklit etmiş olabilir yani. Bunlar karışık karışık teoriler. Tabii bunun dışında son bir teori daha var. Bu teoriden sonra size olayı daha net anlamanız için bu videoda anlattığım tüm her şeyi bir zaman çizelgesi gibi özetleyip daha iyi anlamanız için videonun sonunda göstereceğim. Şimdi bahsettiğim son teori de Cassie'nin babası olayı. Ben başta Cassie'nin Cassie de olabileceğini söylemiştim ama dediğim gibi o da bir teoriydi. Cassie değildi kesinlikle. Öncelikle Ruin'in başlarında Fuzzy Wrench'i ilk elimize aldığımızda Cassie diyordu ki bu Fuzzy Wrench aynı babamınkiler gibi. Bundan da anlıyoruz ki Cassie'nin babası Fazbear Entertainment'da çalışan bir mühendis ve gözlerimiz 2023'ün sonunda çıkacak olan Hellbound'a Dikey'e gidiyor bu sıra. Hellbound'a Dikey'nin fragmanında Sister Location asansöründe başlıyoruz fragmana ve hemen sağ kısımda Ruin'de bulunan ve Fuzzy Wrench gerektiren mekanizma bulunuyor. Bundan da anlıyoruz ki Hellbound'a Dikey'deki ana karakterimiz Cassie'nin babası olabilir. Gerçekten oyunun hikayesi sadece bir DLC ile ters takla attı. Şimdi abone olup 15.000 beğeni attıysanız işin özüne gelip Mimik'le alakalı her şeyi zaman çizelgesiyle özetliyorum. Öncelikle Mega Pizza Plex'te bir virüs vardı. Bu virüs Glitchtrap virüsüydü ve Vanessa'yı ele geçirmişti. Vanessa tutsak bir şekilde duruyordu Pizza Plex'te. Onu tek kurtarmamızın yolu Princess Quest mini game'lerini yapmaktı. Aynı zamanda Mimik de Mega Pizza Plex'te duruyordu, bizim için bir tehditti. O sıra 801 oyununu oynadık ve 801'de en iyi ve hikaye dahil olan son olan Princess Quest sonunu yaptık. Bu şekilde Vanessa serbest kaldı ve Glitchtrap virüsü yok oldu. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki virüs yok olmadan önce The Mimic kameralardan veya seslerden her yerden Gregory'nin her adımını, her sesini dinledi ve yapay zekasına kaydetti. En
en sonunda 801'de bahsettiğim sondan sonra Vanessa ve Gregory Mega Pizza Plex'ten kaçtıktan sonra birlikte işbirliği yaptılar ve Mimi'yi daha da etkisiz hale getirmek için Mega Pizza Plex'e geri döndüler. Mega Pizza Plex'e geri döndükten sonra Mimi'yi bir depoya kapattılar. Bu depo zaten FNAF Ruin'de ve 801'deki en alttaki mekan. Tabii Mimi'nin bu depoya kapatılma sürecinde de Gregory çantasını düşürdü, Gregory telsini düşürdü. Bu şekilde de Ruin oyununda Mimik bizimle iletişim kurabildi. Bunun sebebi buydu. Neyse, bu depoya kapatma sonucunda Gregory ve Vanessa ikilisi Vani ve MXES güvenlik sistemini oluşturdular. Bundan sonra işte Pizza Plex'e deprem oldu ve üstüne Ruin oyunu başladı. Ruin başladıktan sonra Gregory'nin en yakın dostu Cassie Mimik tarafından tuzağa düşürüldü, en aşağı çekildi. Güvenlik notlarının kapanmasıyla Vani ve MXES sistemleri bozuldu, deaktif oldu ve bunun sonucunda da Mimik serbest kaldı. En sonunda ise Cassie gerçeği öğrenip asansöre bindi ve asansör ya Gregory ya da Mimik tarafından düşürüldü. Tüm hikaye burada bitecekken ortada bir tane karakter kaldı. The Blob. Şu ana kadar kendisinin FNAF 6 yangından sonra tüm intikamcı ruhlardan birleşme bir yaratık olduğunu ve Burntrap'ı öldürmek için Pizza Plex'i geldiklerini düşünüyorduk. Muhtemelen artık öyle değil. Şaka maka Blob'a 2020'de diyorduk ki intikamcı ruhlardan oluşan, William'dan intikam almak için oluşan bir yaratık diyorduk ama ortada öyle bir şey yok. Muhtemelen Blob, Mimi'nin Pizza Plex'i öldürdüğü görevliler de olabilir ya da Pizza Plex'in koruyucusu olabilir. Zaten Ruin'in başında onu gördüğümüzde hala bir arama içinde gözüküyordu. Sanki bir şeyleri arıyordu. Ama şunu asla unutmayın. Burntrap asla oluşmadı.